Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında heyecan dolu bir maç oynandı. Galatasaray evinde Trabzonspor'u konuk etti ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı Kırmızılılar, son şampiyon olarak çıktığı maçta rakibine üstünlük sağlayarak sezonun ilk iç saha galibiyetine ulaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadele öncesinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Olimpija Ljubljana ile oynadıkları maçın 11'inde bazı değişikliklere gitti. Savunmada rotasyon yaparak ideal kadrosuna dönen Buruk, Kaan Ayhan'ı yedek kulübesine çekerken sakatlığı bulunan Emin Bayram'ı da kadroya almadı. Bu oyuncuların yerine Victor Nelson ve Abdülkerim Bardakçı forma giydi. Orta sahada ise Berkan Kutlu'nun yerine Sergio Oliveira şans buldu. Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Zaha ise maç kadrosunda yer almadı. 30 yaşındaki fildişi sahilli futbolcu, hafif bir sakatlık yaşadığı için riske edilmemek üzere kadroya alınmadı. Diğer yeni transfer Tete ise henüz lisansının çıkmaması nedeniyle maçta forma giyemedi. Maç öncesinde Galatasaray taraftarı tribünleri doldurarak takımlarını destekledi. Yaklaşık 40 bin sarı kırmızılı taraftar coşkulu tezahüratlarla takımlarını motive etti. Trabzonspor taraftarı ise kendilerine ayrılan bölümde takımlarını destekledi. Karşılaşma öncesinde Galatasaray kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu depremzede bir çocukla sahaya çıkarak duygusal bir an yaşattı. Tekerlekli sandalyede olan çocuğa marş sırasında destek olan Kerem, takım arkadaşlarıyla birlikte mücadele için sahaya çıktı. A. Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da maçı tribünden takip eden isimler arasındaydı. Kuntz, milli takım oyuncularını yakından izleyerek takip etti. Trabzonspor ise ligin ilk haftasında bir 10 Antalya Sporu mağlup ettiği 11'inde tek değişiklik yaptı. Teknik Direktör Nenat Biyelika, kadrosunda Edin Viscan'ın yerine Enis Bardhi'ye şans verdi. Bordo Mavililer, galibiyetle ayrılma umuduyla maça çıktılar, ancak Galatasaray'ın etkili oyunu karşısında mağlup oldular. Galatasaray bu galibiyetle puanını 4'e çıkarırken, Trabzonspor 3 puanda kaldı. Her iki takım da sezonun devamında hedeflerini gerçekleştirmek için mücadelelerine devam edecek. Galatasaray, Chelsea'den faslı futbolcu Hakim Ziyeç'i kiralama opsiyonuyla transfer etti. Sarı Kırmızılı kulüp Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile oynadığı maçın devre arasında yapılan açıklama ile Ziyech'in transferini duyurdu. Galatasaray'ın resmi açıklamasında "Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech ve kulübü Chelsea Football Club Limited ile oyuncunun bedelsiz satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi. Transferin detayları da açıklamada paylaşıldı. Ziyech'in bu sezon için net 3.587.500 Euro sezonluk ücret alacağı belirtildi. Transferin gerçekleşmesi durumunda ise 2024-2025 sezonu için 2 milyon 850 bin euro, uzatma opsiyonu kullanılırsa 2025-2026 sezonu için de aynı ücretin ödeneceği ifade edildi. 30 yaşındaki Hakim Ziyek, transferinin ardından Galatasaray TVYE verdiği röportajda, Türkiye'nin en büyük kulübünde oynayacak olmanın büyük bir gurur ve heyecan verici olduğunu belirtti. Ziyech kendisinin de diğer başarılı oyuncular gibi Galatasaray tarihinde iz bırakmak istediğini söyledi. Taraftarlarla buluşmanın da heyecan verici olduğunu ifade eden futbolcu, büyük bir sezonun başladığını ve takım olarak başarılı olmak için büyük çaba harcayacaklarına inandığını dile getirdi. Galatasaray'ın Ziyech transferi dünya basınında da geniş yankı buldu. İngiltere'nin önde gelen basın kuruluşlarından BBC, Hakim Ziyech'in Galatasaray taraftarıyla buluşmasını ve tribünleri coşturmasını orkestra şefliği olarak nitelendirdi. İngiliz Daily Mail gazetesi ise Ziyech'in şovunu ve takım arkadaşlarının da bu şova dahil olmasını haberine taşıdı. Fransa'nın önde gelen basın kuruluşu L'Equipe, transferin tribünlerde resmiyet kazandığını başlığıyla duyurdu. İspanya'da yayın yapan As gazetesi Ziyech'in büyük bir sürprizle taraftarların karşısına çıkmasını vurguladı. Hollanda'da ise NOS kanalı transferin inanılmaz bir şekilde duyurulduğunu ve Ziyech'in sahadaki takım arkadaşlarını eğlendirdiğini aktardı. Arjantin'de yayın yapan Ole gazetesi ise taraftarlar arasında yapılan şovu görkemli bir şekilde duyurdu. Hakim Ziyech 19 Mart 1993 tarihinde Dronten, Hollanda'da doğdu. Fas asıllı olan Ziyech, sağ kanat ve forvet arkası pozisyonlarında görev yapabilmektedir. Profesyonel kariyerine Hollanda'da başlayan Ziyech, Heerenveen, Twente, Ajax ve Chelsea gibi önemli kulüplerde forma giydi. Fas milli takımında da 54 kez ter döken Ziyech, başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmiştir. Kariyeri boyunca 452 maça çıkan Ziyech, 125 gol atarken, 137 asist yapmayı başarmıştır. Galatasaray'ın Hakim Ziyech'i transfer etmesi futbol camiasında büyük bir heyecan yaratmıştır. Ziyech'in yetenekleri ve tecrübesi sarı-kırmızılı ekibi önemli bir güç haline getirecektir. Galatasaray taraftarları da yeni transferleriyle büyük bir umut ve heyecanla sezonu karşılamaktadır. Hakim Ziyech'in performansı ve katkılarıyla Galatasaray'ın ligde ve Avrupa'da başarılı bir sezon geçireceği düşünülmektedir. Galatasaray'ın 2-0 kazandığı Trabzonspor maçının ardından golcü oyuncu Mauro Icardi galibiyeti ve performansını değerlendirdi. Öncelikle önemli bir maç olduğunu belirten Icardi, derbi niteliğinde olan bu karşılaşmanın galibiyetle sonuçlanmasıyla mutlu olduklarını söyledi. İlk maçta beraberlik yaşayan takımın Trabzonspor karşısında kazanmasının motivasyon açısından önemli olduğunu da vurguladı. Mauro Icardi attığı gollerle sahadan galip ayrıldığı için mutlu olduğunu dile getirdi. Kendisinin gol atmasıyla birlikte galibiyetin de gelmesinin takım adına sevindirici olduğunu ifade etti. Hırslı bir oyuncu olduğunu belirten Arjantinli yıldız, gol atmaya olan sürekli motivasyonunu koruyacağını ve olabildiğince gol atmaya çalışacağını vurguladı. Galatasaray'ın yeni transferleriyle ilgili de konuşan Icardi, bu oyuncuların şampiyon bir takıma geldiklerini söyledi. Başkanın da onlara göre oyuncuları takıma kazandırdığını belirten Icardi, her bir oyuncunun kendini göstererek takıma uyum sağlaması gerektiğini ve bu şekilde takımın daha da ileriye gideceğini ifade etti. Yeni transferlerin takımın hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacaklarını da belirtti. Sezonun başlangıcında golle başlaması hatırlatılan Mauro Icardi, gol atmaktan büyük keyif aldığını ve hırslı bir oyuncu olduğunu bir kez daha vurguladı. Gol atmanın yanı sıra takımın başarısı için de mücadele edeceklerini belirten Icardi, her oyuncunun performansının daha iyi olması gerektiğini ve bunun için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini dile getirdi. Sezonun en iyi noktasına ulaşmak için takım olarak en yüksek performansa çıkmaları gerektiğini sözlerine ekledi. Galatasaray'ın maçta asist yapan Kaan Ayhan ise takımı tebrik ederek maçın kolay olmadığını belirtti. İki takımın da iyi mücadele ettiğini söyleyen Ayhan, galibiyeti hak eden takımın kazandığını ifade etti. Üst üste oynanan maçlarda 1-0 öne geçmek ve daha sonra da 2-0 yapmak kolay bir iş olmadığının altını çizdi. İkinci golde asisti yaparak takıma katkı sağlayan Ayhan, maçın atmosferinin de çok iyi olduğunu ve taraftarların desteğiyle galibiyeti elde ettiklerini ifade etti. Galatasaray'ın Trabzonspor karşısındaki galibiyeti, takımın moralini yükseltirken, Mauro Icardi'nin golcülüğü ve takıma uyum sağlaması gelecek maçlar içinde umut verici bir gelişme olarak değerlendirildi. Galatasaray'ın yeni transferleriyle birlikte daha da güçlenmesi, hırslı ve golcü oyuncu Icardi'nin ile beraber takımın hedeflerine doğru ilerlemesi bekleniyor. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Trabzonspor'u konuk etti. Mauro Icardi'nin attığı gollerle Galatasaray, maçı 2-0 kazanarak son şampiyonluk serisine devam etti. Arjantinli Yıldız, bu maçta da gol sevinci yaşadı ve Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı forma giydiği tüm maçlarda gol atmış oldu. Maç, Galatasaray'ın ev sahipliğindeki Rams Park'ta 46.295 seyirci önünde oynandı. Sarı Kırmızılar, maça iyi başladı ve oyunun kontrolünü elinde tutmayı başardı. Mauro Icardi, mücadelenin 23. dakikasında attığı golle Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıda da Galatasaray, oyunu kontrolü altında tuttu fakat aradığı golü bulamadı. Son dakikalarda Trabzonspor'un baskısı olsa da Mauro Icardi, 90 artı 3. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 2-0 yaparak maçın sonucunu belirledi. Bu galibiyetle Galatasaray, ligdeki ilk haftasında 0-0 berabere kaldığı maçtan sonra ilk galibiyetini aldı. Trabzonspor ise sezonun ilk yenilgisini bu maçta yaşadı. Mauro Icardi ise adeta bir gol makinesi olarak takımına katkı sağlamaya devam ediyor. Geçen sezon 24 Süper Lig maçında 22 gol atan Arjantinli Yıldız, bu sezonun ikinci lig maçında gol atmış oldu. Ayrıca, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki Olimpija Ljubljana maçında da gol atan Icardi, üst üste 2 maçta gol atma başarısı gösterdi. Mauro Icardi, büyük maçlarda performansını ortaya koyuyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi büyük takımlara karşı oynadığı maçlarda da etkili olan Arjantinli futbolcu, geçen sezonki derbi maçlarda Beşiktaş'a 3, Fenerbahçe'ye 2 gol atarken Trabzonspor'a da 1 gol kaydetmişti. Bu sezonun ilk büyük maçı olan Trabzonspor karşılaşmasında da 2 gol atan Icardi geleneğini sürdürdü. Galatasaray son 5 resmi maçında da savunmasını başarılı bir şekilde korudu. Bu sezon çıktığı 6. resmi maçta kalesinde sadece 2 gol gören Sarı Kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında Jalgiris ile 2-2 berabere kalırken, diğer 5 mücadelede rakiplerine gol izni vermedi. Maçta Sarı Kartlar da ön plana çıktı. Galatasaray'da hakem kararlarına yapılan itirazlar sonucunda çoğunluğu Sarı Kartlarla cezalandırıldı. Teknik direktör Okan Buruk'un yanı sıra Mauro Icardi, Sergio Oliveira ve Fernando Muslera da hakem kararlarına itirazlarından dolayı Sarı Kart gördü. Galatasaray'da pozisyon gereği ise tek sarı kartı Angelino aldı. Mücadelede ilginç bir olay da yaşandı. Maçın ilk yarısında Saça Boy ile Trezeguet arasındaki mücadele sırasında top patladı. Bu durumda hakem Atilla Kara olan, topun değiştirilmesinin ardından oyunu hava atışıyla devam ettirdi. Galatasaraylı futbolcular, maçın sonunda galibiyet, üçlü, sünü kutladı. Mauro Icardi'nin iki golle yıldızlaştığı maçın ardından Galatasaraylı futbolcular, taraftarlarıyla birlikte galibiyeti kutladı. Galatasaraylı taraftarların vazgeçilmez tezahüratı olan galibiyet, üçlü, sü, bu kez Mauro Icardi'nin performansıyla birlikte zirveye çıktı. Galatasaray bu sezon iç saha performansını da sürdürüyor. Son 17'lik maçında evinde yenilmeyen Sarı Kırmızılılar, iç sahadaki son mağlubiyetini geçen sezonun ikinci haftasında Giresunspor karşısında yaşadı. Sonrasında ise çıktığı 17 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik alarak etkileyici bir performans sergiledi. Bu galibiyetle Galatasaray, ligdeki puanını 4-e çıkardı ve üst sıralarda yer almaya devam etti. Trabzonspor ise 3 puanda kaldı ve galibiyet serisini sürdüremedi. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımımız iyi bir performans sergiledi. Özellikle Mauro Icardi'nin gol attığı maçlarda istediğimiz sonuçları alıyoruz. Savunma hattımız da güven verdi. Ancak oyuncularımızın itirazlarına dikkat etmeleri gerekiyor, şeklinde bir açıklama yaptı. Galatasaray, bu galibiyetle moral kazandı ve önümüzdeki haftalarda da iddialı bir şekilde mücadelesini sürdürmeyi hedefliyor. Trabzonspor ise bu yenilgiyle birlikte daha dikkatli bir oyun sergilemek için çalışmalarını sürdürecektir. Ligdeki heyecanın devamını merakla bekliyoruz. Galatasaray'ın yeni transferi 30 yaşındaki faslı futbolcu Hakim Ziyech, Nordin Amrabat ve Yans Belhanda'nın ardından Sarı Kırmızılı kulübün tarihindeki 3. faslı oyuncu oldu. Galatasaray, İngiltere'nin Premier Lig takımlarından Chelsea forma giyen Ziyech'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Bu transferle birlikte Galatasaray'ın yabancı oyuncu sayısı da 195'ye çıktı. Galatasaray, 1959 yılından bu yana 6 kıtadan 52 farklı ülkeden 195 yabancı futbolcuyu transfer etti. Bu oyuncular arasında Brezilya, Yugoslavya, Romanya, Almanya, Arjantin, Kolombiya, Hollanda, İsviçre, Fransa, Bosna Hersek, Kamerun, Çekya, Portekiz, İsveç, Fildişi Sahili, Belçika, Uruguay, Polonya, Meksika, İngiltere, Hırvatistan, Gana, Arnavutluk, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Avustralya, İspanya, Senegal, İtalya, Sırbistan, Nijerya, İran, Surinam, Litvanya, Zimbabwe, Galler, ABD, İsrail, Japonya, Cezayir, Fas, Kuzey Makedonya, Norveç, Yeşil Adaları, İzlanda Yunanistan, Gabon, Mısır, Danimarka, Şili, Avusturya, Kosova ve Kanada'dan futbolcular yer aldı. Galatasaray'ın en fazla yabancı futbolcu transfer ettiği ülke ise Brezilya oldu. Sarı Kırmızılı ekip, 64 yıl boyunca 23 Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna kattı. Yugoslavya ise 16 futbolcuyla ikinci sırada yer alırken, Romanya ise 15 oyuncuyla üçüncü sırayı aldı. Galatasaray formasını giyen futbolcular arasında Türk asıllı oyuncular da yer alıyor. İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türk Yılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok ile Almanya vatandaşı olan Pierre Esser, Kerem Demirbay, İsveç milli takımında forma giyen Jimmy Durmaz ve Avusturya pasaportu bulunan Yusuf Demir, Galatasaray'ın tarihinde Türk asıllı yabancı oyuncular olarak kaydedildi. Hakim Ziyek, Galatasaray'ın transfer çalışmaları kapsamında önemli bir takviye olarak görülüyor. Tecrübeli futbolcu, yetenekleri ve oyun zekasıyla ön plana çıkan bir isim olarak bilinmektedir. Galatasaray'a katkı sağlaması ve başarıya ulaşması beklenen Ziyech, takımın hücum hattına büyük bir güç katacaktır. Sarı-kırmızılı taraftarlar da yeni transferden umutlu ve heyecanlı bir şekilde Ziyech'in performansını beklemektedirler. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan'ı eleştirerek sert açıklamalarda bulundu. Özbek, uzun yıllardır futbol maçlarına gittiğini belirterek, böyle bir hakem performansının daha önce hiç görülmediğini ifade etti. Maçın detaylarını Bin Sports'ta tekrar defalarca izlediğini belirten Özbek, hakemin verdiği kararlar ve pozisyonları eleştirdi. Başkan Özbek, hakem kararlarının ne var sistemi ne de hakemler tarafından fark edildiğini belirterek, birçok hatalı kararın yapıldığını dile getirdi. Trezegetin sahaya yaptığı dirsek hareketinin gözden kaçırıldığını ve Den Sivil'in Mertens'e yaptığı tekmenin net bir şekilde görüldüğünü söyledi. Ayrıca Galatasaray atağında hakemin avantaj kuralını kullanmak yerine faul düdüğü çaldığını belirten Özbek, maç boyunca Galatasaray'ın lehine çalınmayan penaltılar olduğunu ifade etti. Dursun Özbek, hakemin Galatasaray'ı doğramak için elinden geleni yaptığını ve bu durumu takdir ettiğini ifade etti. Galatasaray'ın dünya çapında yıldız futbolcuları transfer ettiğini ve taraftarlara güzel futbol izlettirmek için büyük fedakarlıklar yaptıklarını vurgulayan Özbek, bir hakemin bu şekilde kararlar vermesini anlamsız bulduğunu belirtti. Başkan Özbek, Türk futbolunun geleceği ve selameti için bu tür maçların dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladı. Galatasaray'ın hedefinin net olduğunu ve kimse onları bu hedeflerinden alıkoyamayacağını söyleyen Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK'ye çağrıda bulundu maçtan önce, iki takımın sahaya çıktıktan sonra hakemi beklediğini ve yaşanan gecikmenin nedenlerini merak ettiğini dile getiren Özbek, bu süreçte neler yaşandığını araştırılmasını istedi. Başkan Özbek, köpürmeye ve büyümeye aday bir durumun yaşandığını belirtti ve böyle bir durumu istemediklerini söyledi. Atilla Karaoğlan'a yönelik eleştirilerini sürdüren Özbek, TFF'nin bu duruma nasıl bir yanıt vereceğini merak ettiğini ifade etti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, maçta yaşanan pozisyonların sezon içerisinde takip edileceğini ve bu tür hatalı kararların düzeltilmesini beklediklerini belirtti. Galatasaray'ın büyük bir takım olduğunu ve Türk futbol severlere iyi futbol izlettirmek için her türlü fedakarlığı yaptıklarını vurgulayan Özbek, kötü hakem yönetimine dikkat çekti ve bu durumun düzeltilmesi için konuşmak istediğini açıkladı. Sonuç olarak Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Trabzonspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan'ı eleştirerek sert bir dille tepki gösterdi. Özbek, hakemin verdiği kararları ve maçta yaşanan hataları detaylı bir şekilde dile getirerek Türk futbolunun geleceği ve selameti için bu tür maçların dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Galatasaray'ın hedeflerinden vazgeçmeyeceğini ve kötü hakem performansının düzeltilmesi gerektiğini açıkladı. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda mücadele eden Galatasaray'ın rakibi Molde, Norveç 1. Futbol Ligi'nde 19. hafta maçında Valerenga ile karşılaştı ve müsabaka 0-0 berabere sonuçlandı. Karşılaşma, Aker stadında oynandı ve Molde sahadaki kontrolü elinde tutmasına rağmen girdiği pozisyonları gole çeviremedi ve maç golsüz tamamlandı. Ev sahibi ekip Molde'nin stoperi Ayrik Hagen, 90 artı 7. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Ligde son iki haftadır galibiyet alamayan Molde, 34 puanla dördüncü sırada yer aldı. Düşme hattında mücadele eden Valerenga ise 16 puana yükseldi. Bu beraberlikle birlikte Molde'nin odak noktası tamamen Galatasaray maçı olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff turunda Galatasaray'ı konuk edecek olan Norveç ekibi, turun ilk maçını 23 Ağustos çarşamba günü oynayacak. Galatasaray ve Molde arasındaki bu kritik maç futbol severler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için bu play-off turunu geçmek zorunda. Şampiyonlar Ligi'nde yer almanın prestiji ve maddi getirisi oldukça yüksek olduğu için sarı-kırmızılı takım Molde karşısında avantajlı bir skor elde etmek amacıyla Norveç'e gidecek. İki takım arasındaki mücadele hem Molde'nin iç sahadaki gücünü ortaya koyma fırsatı hem de Galatasaray'ın deplasmandaki performansını test etme şansı olacak. Molde, Norveç Ligi'nde üst sıraları zorlarken aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı bir yol kat etti. Playoff turuna kadar olan elemelerde üst üste rakiplerini geçmeyi başaran Molde, Galatasaray ile olan eşleşme öncesi özgüveni yüksek bir şekilde sahaya çıkacak. Norveç Ligi'nde son haftalarda yaşadığı puan kayıpları Molde takımını biraz zorlasa da, Şampiyonlar Ligi heyecanı ve Galatasaray maçıyla birlikte moral motivasyonlarını yüksek tutmaya çalışacaklar. Galatasaray cephesinde ise Şampiyonlar Ligi hedefi için büyük bir mücadele veriliyor. Son yıllarda Avrupa'da istikrarlı bir şekilde yer almaya çalışan Sarı Kırmızılı takım, geçtiğimiz sezonda Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kadar yükselmişti. Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için play-off turunu geçmek ise Galatasaray'ın ana hedefi. Ligdeki başarılı performansını Avrupa sahnesine taşımayı amaçlayan Cimbom, Molde deplasmanından avantajlı bir skorla dönmek isteyecek. Galatasaray'ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim takımını bu önemli maça en iyi şekilde hazırlayacak. Oyuncuların fiziksel ve taktiksel olarak en üst seviyede performans göstermesi için gerekli çalışmaları yapacak olan Terim, Molde'nin güçlü yönlerini iyi analiz ederek stratejisini buna göre belirleyecek. Galatasaray'ın oyuncu kalitesi ve deneyimi bu mücadelede önemli bir avantaj sağlayabilir. Molde'nin savunma hattında Ayrik Haugan'ın kart görmesi, Galatasaray'ın hücum hattına karşı daha fazla fırsat yaratabilir. Norveç ekibi, eksik oyuncusuna rağmen taraftarlarının desteğiyle Galatasaray maçında kendi sahasındaki avantajı kullanmak isteyecektir. Ancak Galatasaray'ın deneyimli savunma oyuncuları, Molde'nin hücum hattını etkisiz hale getirmek için ellerinden geleni yapacak. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı, Norveç'in Molde şehrinde oynanacak. Galatasaray taraftarları takımlarının yanında olmak için Norveç'e deplasman heyecanıyla gitmeyi planlıyor. Molde taraftarının da ev sahibi takımı desteklemek için tribünleri doldurması bekleniyor. Tüm bu faktörler karşılaşmaya hem saha içinde hem de saha dışında büyük bir atmosfer kazandıracak. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Molde karşısında ne yapacağı büyük bir merak konusu. Taraftarlar, heyecanla maçın başlamasını beklerken, futbol severler de bu mücadeleyi izlemek için can atmaktalar. Her iki takım için de çok kritik bir maç olan Molde Galatasaray eşleşmesi, hem Norveç hem de Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip edilecektir. Galatasaray cephesi, turu geçerek gruplara kalma hayalini gerçekleştirmek isterken, Molde ise evinde avantajlı bir skor elde etmek isteyecektir. Futbol severler, 23 Ağustos çarşamba günü oynanacak olan mücadeleyi merakla bekliyor. Galatasaray'da istenilen performansı sergileyemeyen Olimpi Morutan'ın yeni takımı sonunda belli oldu. Süper Lig'in köklü ekiplerinden Ankara Gücü, Galatasaray'dan Olimpi Morutan'ı kadrosuna kattı. Ankara Gücü, Rumen oyuncuyu Bon Servisi transfer etti ve kısa süre içinde 3 artı 1 yıllık sözleşme imzalayacak. Başkent temsilcisi, transfer sürecinde Galatasaray ile her konuda anlaşma sağladı ve oyuncuyu Ankara'ya davet etti. İki taraf arasında gerçekleşen sözleşme görüşmeleri sonucunda transfer imza aşamasına gelindi. Morutan'ın Galatasaray'la olan sözleşmesinde, Galatasaray'ın oyuncunun sonraki bir satışından %20 pay alacağı belirtiliyor. Ayrıca, bazı opsiyonlara bağlı olarak Galatasaray'ın oyuncuyu geri alma hakkı da bulunuyor. Morutan, geçtiğimiz sezonu seri B ekibi Pisa'da kiralık olarak geçirmişti. Pisa formasıyla 36 maçta sahaya çıkan Rumen oyuncu 6 gol atıp 8 asist yaparak dikkatleri üzerine çekmişti. Performansıyla Süper Lig takımlarının da dikkatini çeken Morutan'ın Galatasaray ile olan sözleşmesi ise 2026 yılına kadar devam ediyor. Ankara Gücü, Olimpi Morutan'ı kadrosuna katarak orta sahadaki kalitesini artırdı. Romanyalı oyuncunun teknik yetenekleri ve oyun görüşüyle takıma katkı sağlaması bekleniyor. Morutan'ın Ankara gücündeki performansı, hem takımın başarısı hem de oyuncunun geleceği açısından önemli olacak. Galatasaray ise Morutan'ın ayrılığıyla ilgili resmi bir açıklama yapması bekleniyor. Sarı Kırmızılı Kulüp, transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ederken, Morutan'ın yerini doldurmak için başka bir oyuncuyu transfer etmeyi düşünebilir. Gelecek sezon, Olimpi Morutan'ın Ankara gücü formasıyla nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor takımının başarısı için elinden geleni yapacağına inanılıyor ve Ankara Gücü taraftarları yeni transferleriyle birlikte umutla yeni sezona hazırlanıyor. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.